Yarasa abi, sen beni yarasanın dibine ne getirdin ya? Abi işte bak. Ay bak, burada böcek var. Evet, yarasalardan korkuyorsanız bu videoyu izlemeyin. Ama eğer ki Adana'mızda ilk kez keşfedilecek olan bir yeraltı şehrini görmek istiyorsanız izlemeye devam. Bugün Adana'da hiç bilinmeyen bir yeri keşfe gidiyoruz. Ama keşfe giderken tabii ki tek başımıza gitmiyoruz. Eşimle de gitmiyorum. Ama çok özel bir arkadaşla gidiyorum. Evet. Evet, arkadaşımız Gamze Bozkaya, Adana Belediyesi'nin meşhur YouTuber'ı, meşhur Instagram'ı. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar... Yani nereden buluyor bu enerjiyi bilmiyorum ya. Her dakika, her saniye bir hikaye paylaşıyor Instagram hesabında. Aa, arkadaşlar, bugün zengin olmaya gidiyoruz. Nasıl zengin olacağız? İmamoğlu'nda bir mağara varmış, adı Altınini. Fakirlikten bıktım artık, belki altın buluruz. İmamoğlu'nun Çörten ve Pekmezli köyünün arasındaymış. Buradan tam 15 kilometre. Şu anda Adana'dan Aladağ yoluna döndük. İmamoğlu'nun Sevinçli köyüne girerken evet, buradan böyle çekiyoruz. 15 kilometre sonra hayallerime kavuşacağım Rabbim. Hayallerimiz altın bulup zengin olmak. Buradan Çörten köyüne gitmiyoruz. Bu taraftan Pekmezli yönüne doğru dönüyoruz. Evet arkadaşlar, Pekmezli köyüne gelmeden sola döndük. Sanki burası, bu yol biraz tarihi bir yola evet benziyor. Arkadaşlar, normalde böyle tarlanın ortasında taşlarla dizenmiş yol olmaz yani. Sanki taşları özellikle eski zamandan döşemişler. Evet. Bu yolu böyle takip edip gidecekmişiz ama gitmeden önce birçok zorlu aşamayı aşacağız. Zaten mağarayı şuradan, karşıdan da biz görüyoruz. Evet, yani karşıda evet karartılar var. Ben tam göremiyorum. Gözlerim ayrıca mağaranın olduğu dağın kenarlarında ufak ufak hava almaları için delikler açılmış, pencereler var. Ben şu an çok heyecanlıyım. Gamze'nin anlattıkları gerçekten çok ilginç bir yer göreceğimizi bize işaret ediyor. Bakalım. Gerçekten haydi, görmüyor musun onları? Yok ya, gözler gitmiş benim. Gel gel. Okay. Come here. Look, look. What? Windows. Ha, ah, yeah, there. Yeah. Okay, let's go. İngilizce let's go bile anlattım. Filipinliğe bile anlattım. Evet. Haydi gidelim. Ya. Yeah. Haydi gidelim. İlkbaharın gelmesiyle tarlalar çamurmuş. Adam buradan gitmeyin dedi. Hmm. Şu tarlayı ortalayın dedi. Karşınıza şelale çıkacak dedi. Aha, gel gel bak, şelale orada. Ya, yeah, okay, tamam. Şelaleyi gördük, doğru. Şelale demek ki şelaleyle oranın bağlantısı var. Okay, tamam. Hadi devam. Hadi hadi. Toroslar. Toroslar. Toros dağlar. Mountain. Toros mountain. Mountains. Binlerce flowers. İşte şelale. Ufak da olsa harika görünüyor. Şelalelerin yanındaki kayalarda da böyle ilginç oluşumlar var. Gerçekten harika. Yeraltı şehrine şimdi bu şelalelerin önündeki yoldan devam edeceğiz. Buradan böyle yukarıya doğru giden basamaklar var ama çıkışı zor görünüyor. Gamze arkadaşımız buraya bir tırmanma çılgınlığında bulunuyor. Bakalım ne derece başarılı olacak. Olacak ya. Yok, olamayacak. Neyse. Çünkü tutacak yer yok. İşte mağaraların girişinin bir tanesi burası. Vallahi enteresan yani. İşte burada böyle bir sürü girişler var gibi görünüyor. Bakalım hangisinden içeri girebileceğiz. İşte burada bir mağara girişi var. Gerçekten ilginç. Ama sanki ileride daha da var. Oraya da gireceğiz şimdilik. Burası aşağı gidiyor ama burası da girişi. Girişimiz böyle. Aşağısı çok tozlanıyor. O yüzden gitmek istemedim. İşte bakın şurası böyle. Aşağı doğru gidiyor ama içerisi çok tozlu. Gidemedim. Şimdi diğer mağaradan deneyeceğiz. Buradan başarılı olamadık. Şimdi bir başka yeri deneyeceğiz. İşte şimdi sanırım girişi bulduk. Hatta böyle buraya kolay tırmanmak için ip koymuşlar. Ben buradan tırmandım. I'm afraid. Yeah, it's strong, strong. Don't yeah, worry. Yeah, it's strong. Yes, evet. Strong. And all right, I did it. Böyle gidince buraya geliyorsunuz ve buradan da başka bir mağara geliyor karşınıza. Evet arkadaşlar, işte Altın İni Mağarası'nın girişi burası. Bakalım bizi içeride neler bekliyor. İçeride eminim ki çok ilginç, gizemli şeyler bizi bekliyor.
Adana Belediye Başkanımız buraya girmişti. Mağara içerisinde yarasalar falan vardı. Ve biz de şimdi o yarasalarla karşılaşacağız sanırım. Haydi gidelim. İşte arkadaşlar, mağaradan girince böyle buralara geliyorsunuz. Wow! İşte buralar böyle. Gerçekten ilginç ya. İşte mağaranın girişi buradan böyle. Buralar hep mağara. Bakın böyle. Orada bir başka yol var. Buradan bu tarafa gidiyor. Evet. Devam ediyoruz. Bakalım başka neler var. Yani bakın burada başka bir yol var. Burası başka bir yere giden bir yer. Burası başka yere gider. İşte buraları gerçekten keşfettik nihayet. Erol abi, müthiş. Adana için en büyük keşiflerden biri. Adana için en büyük keşiflerden birini şu an video altına aldım için teşekkür ederim. Gerçekten yol enteresan. Yol tarifini acaba vermesek mi? Yani verelim. Gelsin burasını herkes gelsin görsün. Güzel bir yer değil mi? Güzel bir yer. En son Deniz Adası'ndan sonra buraya dolanları biliyorum. Devam edelim bakalım. O köy kuş içeride. Bayağı yarasa burada gelişiyor, dolaşıyor. İşte yarasa dolaşıyor. Yarasa var içeride. Görüyorsunuz. Evet, ISO 10.000'deyim. Burada ayağa kalkabiliyoruz. Vay. İşte. Kuş var burada. Bu kuş ne kuşu? Dolaşıyor şu anda. Bu kuş ne kuşu ya? Evet arkadaşlar. Evet işte Gamze Bozkaya burayı gördü sayemizde. Bu kuşun ne kuş olduğunu bulamadık ama. We are really inside the cave. Yes. Everywhere there's this bat. Oh my gosh. It's my first experience hanging out with a bat. We are afraid of a lion coming. Bu ne demek? Burada çömlek. Bak. Ya hadi burada tılsım varsa bir şey bulmuşlar burada. So the bats went up already because they are afraid of light. Yani burada böyle bir şeyler aramışlar bunun gerçekten. Bir var ya bunun kaç yıldızla bile dayandığını buluruz. Şurada da bir şey var, dalmaya korkuyorum. Deneyelim mi? Nereye gitti o çömlekler? Ben bunları götüreceğim. Çekme ha bunu. Deneyelim hırsızı. Evet, burada bir iki tane tarihi eser olabilecek şeyler bulduk. Bunları inşallah yetkililere verip incelemelerini sağlayacağız. Evet, belki buranın böylelikle tarihini de bulabiliriz. Yes. Okay, honey, do it again. Look, there is something under here because when it like this. Yeah, it seems that it is not thick. Evet, altı sanki boş. Bu arada kuş hala arkanızda. Ya, look. Kuş. Ay! Ya işte bu kuş ne kuşu ya? Şimdi bulacağım onu ben. Yes, she got it. Çok yarasa. Kanatlarından yarasa olduğunu anlıyoruz. Ha. Ve koronadan korkuyoruz, kaçıyoruz. Yarasa abi, sen beni yarasanın dibine ne getirdin ya? Ay! Abi işte bak. Ay bak, burada böcek var. Yeah, I saw it. Burada yarasa mı yaşarmış ya? Ne bak. Böceğiymiş bu? İşte bakın şu, yarasa mı ne oldu belirsiz. Bu ne kuşu ya? Abi enteresan. Kız yanımızda. Evet arkadaşlar, yarasadan korktukları için gelemiyorlar ama gelecekler ya. Sen bir görsen. Burada başka bir oda daha var. Evet, yine bir oda daha keşfettik. Ay, kalbim duracak. Aha, bura, bura biraz önceki güm güm yaptık ya. Onun aşağısı işte bakın. Evet. Burası aşağıya gidiyor böyle. Vay. Yarasa yok değil mi? Abi, buraları ilk kez keşfediyoruz. Şu anda bu videolar YouTube tarihinde ilk.
Bu videoları ilk kez izleyeceksiniz. Adana'da, Türkiye'de ilk kez keşfediyoruz bu mağarayı. Oh wow, işte burası. Allah'ım ya. Burada bir sürü mağara. Allah! Ben buraya girmem lazım. İşte içeride bir sürü yarası olduğunu görüyoruz. Çok yarasa var aşağıda. Tabii Allah ya abi, buralar müthiş bir yer ya. İşte yarasalar ileride. Bir sürü yarasa var burada. Yeah, there's so many deer. Ney. Bulls. look there. Oh my God, bak look. Ya şut et. Yeah, I'm shooting. Allah Allah. Ya yok, korkmayın ya. Korkmayın, ışığı kapatma. Hadi inelim bakalım. Aha, Allah eşveden, la ilahe illallah. Bir daha tövbe ya Rabbim. Mağaradaki şeylere bakın. Bak. Kuşlara bakın ya, neyi, yarasalara bakın. Ne var? Çok. Ne çok? Yarasa. Kuş. Yarasa çok. Hadi canım. Ama yok, buraya başkan bile geldi ya. Buraya girmedi başkan. Girdi. Başkanın yerlerde hep böyle yarasalar uçuyordu. Allah'ım. Sen izlemedin mi videoyu? İşte yarasalar burada. Yarasaların evine inmiş olduk böylelikle. Gerçekten enteresan. Ya evet. İşte yarasalar her tarafta. Yani enteresan ya. Şuraya bak ya. Şöyle biraz yaklaşayım bak. Yarasalara bak. Evet. Yarasaları biraz rahatsız ettik. Dolayısıyla şu anda kaçmak için yer arıyorlar sanki ama. Bura var ya, mağara değil, mahzene bura. Duvarın yukarıdan görüyor musun? Yarasalar çıkıyor. Okey. Evet, eşim de ilk kez keşfediyor burayı. Bir Filipinli ile ilk kez burayı keşfediyoruz. Ve işte Gamze Bozkaya. En sonunda ikna ettim buraya inmeye. Evet. Arkadaşlar, böyle bir şey yok. Yarasalar gözümün önünde şu an dans ediyor. Ben elim ayağım tutuyorum. Ben gelebilir miyim bilmiyorum. Eşmişler. Eşmişler, evet. Buralarda bir şeyler aramışlar. Sanki define aramışlar. Buraları böyle eşmişler. Duvarlar, ama sonra örme taş, piramit örme taşla örülmüş. Odacıklar var sanki. Şömine kullanmışlar ama şömine değil. Orayı eşmiş, buraya atmışlar bu toprakları bence. O yüzden. Evet. İşaretle bombaya gel. Bakın arkadaşlar, şunun ikisinin ne olduğunu biliyor musunuz? Oo, bak bir dakika dur. Bakın bu ikisi kaya kasacı. Definelerde kaya kasaları olur. Böyle yuvarlak, YouTube'a aratın. Burada yuvarlak bir şey olur ve topraktan içine değerli eşyayı koyarsınız, kapatırsınız. Güm vurursunuz, çıkar. Bunun içinde müjdelikler var. Şu ikisi kaya kasası. Yani bu kaya kasasının böyle olduğu şey yerlerde var. Biz define aramalıyız. Şu an burada büyük define de var. Bunlar müjdeli. İşaret olması lazım. Burada bir yerlere bir şey bakan işaret olması lazım abi. Ya kaplumbağa kafası arayacaksın, ya balta arayacaksın. Vay, wow, enteresan bir bilgiler. Bak gel. Görüyor musun? Ne onlar böyle? Bak. Ben şimdi sana bu define işaretini de bulacağım. Bu çökmez inşallah burası başımıza. Başımıza çökmez de bir tılsımı yoktur inşallah. Böyle buradan girince başka bir yere geliyorsunuz. Buralarda da yine böyle ilginç şeyler var. Girmeye çalışacağız şimdi buralara. Eşim de yukarıdan daha keşfetmeye devam ediyor. Arkadaşlar. Şuradan da çökme yapıyor herhalde. Evet. Yukarı geliyor buradan öyle. Baksana kayalar, bu kayalar çok şey ya. Yumuşak. Yapma çöker mi? Yumuşak kayalar. Oo Allah! Neler? Aha, yarasaya bakın çocuklar. Hani şut. Sleeping. I shot it already. İşte uyuyan bir yarasa. Niye uykuya daldın mı sen? Uykuya mı daldın?
Ve bir tane de burada var. Ben bu burada yarısı, kaldım gitmiyorum. Bu yarısı da burada uyuyor. Ve bu yol böyle devam ediyor. Bakın ileriye doğru. Ana! Oha! Aa. Bu yol dışarıya gidiyor. Ha? Nere biliyor musun şu an bura? Ha? Bu mağaraya girdiğimiz yer. Biz düz gittik. İçeride dolandık, buradan geldik. Aslında biz ilk başta Filipinli'yle buraya kadar gittik, geri döndük. Ha. Birbirine bağlantılı. Şu an dışarı çıkacağım. Evet, buradan dışarıya çıkan bir yol var. Yani daha doğrusu burası giriş gibi bir yermiş. Evet, buradan devam ediyoruz. Yarasalar var etrafta. Ya evet, sanki there is a room at the end. Evet, sanki ileride bir oda var gibi. Burada böyle bir yer var. Yarasa var yine. Devam edelim. Evet. Burada ayağa kalkabiliyoruz. Wow. Wow, honey, look, 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 look. Ha, look. İleride ışık var. Wow. What are these things? It's going out. Yeah, this one is going out. Yeah. So we're going out. Evet. Burası burada bitiyor. Ya yarasa var. Ama şuradan sanki bir yol var. Evet, buradan böyle devam ediyor. Vay. Buralardan. Buralarda böyle girişler var. Burada da başka bir yer var. Oh. Wow. İşte bir yarası daha burada. Buradan böyle devam ederseniz böyle sağlı sollu odacıklar var. Sağdaki oda, işte soldaki oda. Devam edelim bakalım. Evet. İşte bir oda burada var. Ve orada var. Bir oda da burada böyle var. Yani burası böyle hep odacıklarla dolu. Gerçekten burası bir yeraltı şehri. Yeraltı mağarası değil de yeraltı şehri. Evet, şu anda Adana'da İmamoğlu'nda yeraltı şehri keşfi yapıyoruz. Devam ediyoruz, bakalım başka neler var. Evet, işte böyle. İlginç. Devam ediyoruz. Hmm. Wow, honey. Oh my god. Evet. Burası dışarıya açılıyor. This is going out. Evet, burası dışarıya açılıyor böyle. Bayağı yer keşfettik zaten. Evet, yani işte hallerimiz bu. Evet arkadaşlar, işte burada da başka bir giriş var. Yani oradan böyle geldik. 50 metre beriden geldik. İşte burada da başka bir giriş var. Yani buradaki yeraltı şehri sanki bayağı büyük bir şehir gibi görünüyor. Orada giriş vardı. Şu ileride yine başka bir giriş vardı. En sonunda da sanki ana giriş yeri vardı. O ana giriş yerinden buraya kadar 50-60 metrelik bir yer.
Daha ileride de şelale var. Yani buralar sanki hep bir yeraltı şehri gibi bir yer. Keşfedilmesi lazım. Buraların turizme kazandırılması lazım. Yetkilileri ilgiye davet ediyoruz. Evet, işte gülü seven dikenine katlanır. Bir mağara keşfedeceksen, detaylarına bakacaksan, böyle yerlerde sürüneceksin ve tabii ki üstün başın böyle toz toprak içinde kalacak.